Evet, merhaba arkadaşlar. Güzel bir fırtınalı İzmir havasındayız bugün. Çok güzel hava. Biliyorsunuz bu hafta çok sıcak oldu. Müthiş bir güzel serin bir hava var. Hatta bambu çubuklarım sesini bile duyuyor olabilirsiniz. Bu kameraya kadar geliyor olabilir. Evet arkadaşlar, şimdi bu sevin baykuşların değişik versiyonları var. Öncelikle ne yapalım biliyor musunuz? Şu güneşten başlayalım. Bakın. Güneşin dokusunu arkadaşlar şuradan gelin. Ortalayın. Tam zemin şeyini bulun. Merkezini bulun. Şuradan itibaren güzelce bakın. Şöyle doku. Tamam mı? Çoğaltarak böyle. Gitgide. Böyle böyle bakın. Havada bir bulutlu bir açık. O yüzden kamera tam randımanlı gösteremiyorum. Bakın. Gördünüz mü? Dokusunu kazandırdım böyle. Gördüyseniz. Evet. Şimdi bunu kazandırdıktan sonra arkadaşlar bu güneşimizi buradan 0 0 0 geliyoruz. Devam edin. Şuradan bakın şöyle paylı çıkartalım, tamam mı? Devamı varmış gibi düşünün lütfen. Yoksa şey olmaz. Burada bırakırsanız çok çirkin bir görüntü olur. Aynı benim şurada çıkarttığım gibi. Bakın, hemen kenarını boyayın. Bu kenara koyalım. Şimdi rüzgar da var, uçuruyor. Şimdi şu pembe dişi baykuşumuzun arkadaşlar önce bir ana gövdesini çıkartalım, tamam mı? Yalnız bakın şuralara bir doku kazandıralım. Şu kısımlara, tamam mı? Her yerine değil. Çünkü buraları boşluk olacak. Bakın şöyle. Şöyle. Görüyor musunuz dokuyu? Bakın. Evet. Buraya komple böyle devam edin. Edin, 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 edin. Şu kenarlara yapın sadece. Şuraya geldiğiniz zaman, kuyruğa geldiğiniz zaman bakın. Burada iki kat kuyruk var arkadaşlar. Şu kısma. Şu kısma geldiğiniz zaman iki kat kuyruk var. Bakın birisi şurada şu tüyleri, bir de şu arka tüyleri. Biz şu arka tüylerine doku kazandıracağız arkadaşlar. Bakın yönü de belli. Gördünüz mü? Çok zevklidir bu baykuş çalışması. Birçok öğrencimin çok hoşuna gider. Bakın nasıl yapıyorum. Dikkatlice izleyin. Tüylerin yönü bakın böyle. Bu taraftakilerin. Bu taraftakilerin de böyle arkadaşlar. Tamam mı? Komple şu kısmı doku kazandırıyorsunuz. Benim şurada yaptığım gibi. Bakın. Gördünüz mü? Güzelce doku kazandırın. Bunu kazandırdıktan sonra arkadaşlar buralarda hafif şöyle şu kenarlara doku kazandırın. Çünkü gerçi buralara tüyler kanatlar gelecek. Çok görünmeyecek ama buraları yukarıları görünce için şuraları kazandırmamız gerekiyor. Şimdi baykuşu bir ana zemin çıkartalım arkadaşlar. 0 0 gelin böyle. Gel 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 gel. Buradan böyle dalga dalga bakın şöyle hafif şu kısımları dalgala. Gel böyle şuradan buradan. Bakın bunun arkasında kaldığı için neydi? Her zaman devamı varmış gibi. Buradan böyle paylı geleceğim, tamam mı? Buradan böyle kesmeyeceğim baykuşu. Katletmeyeceğim baykuşumuza. Yani şurada olduğu gibi bakın. Şu. Ben kestim bunu tabii. Hemen boyadım kenarlarını arkadaşlar. Şimdi şurada kuyrukta yapacağımız bir şey var. Hadi bakalım onu yapalım beraber. Kuyruğumuzu ayıracağız bakın şu alt kuyrukları. Öncelikle bunu yapmıştık zaten. Boyamıştık. Hemen bakın şurada kuyruğun ayrımı noktası var. Hemen ben de şuradan ayırıyorum. Gördüğünüz gibi. Yani şuralardan arkadaşlar bakın. Şu kısımlardan. Bu kısımlardan ayırdım. Hemen boyuyorum. Şükür ki arkadaşlar güzel serin bir hava geldi. İnanın hayatımda bu kadar sıcak görmedim. İzmir'de. Benim evim deniz kenarında olduğu halde yine de çok sıcaktı. Bugün iyi arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Evet bakın gördünüz mü? Şimdi ne yapacağım? Bakın tüylerin bakın şundan başlayalım. Bu tüyün şöyle bir orta merkez kısmı var. Bu taraftakiler bu taraftan, bu taraftakiler bu tarafta. Bu da aynı, hepsi aynı. Bakın şöyle orta merkez var. Bu taraftakiler bu, bu taraftaki bu. Ne yapıyorduk her zamanki gibi tüy yapacağımız zaman bakın. Şu merkeze dokunmuyorum. Yine aynı şekilde burayı yapalım. Şuradan başlayalım.
Uçlarını çıtlatıyoruz yine her zamanki gibi arkadaşlar. Tabii öbür taraflarını da yapacağız. Yapmaz mıyız? Şimdi bu kolayımıza gelen taraf. Çevireceğiz. Öbür tarafını yapacağız. Birçok baykuşun tekniği hemen hemen buna benzer arkadaşlar. O yüzden bunu yaptığınızda birçok baykuşu artık, hele bir de doğaçlama çalışırsanız çok daha zevkli olur. Hemen çeviriyoruz. Buradan yapalım. Bazıları kopabilir, kopsun. Arkadaşlar ya, gönül istiyor ki daha çok video çekeyim. Dediğim gibi bir YouTube'a bu yarım saatlik bir video yüklemek 6 saate yakın bir süre sürüyor arkadaşlar. Şimdi iki tane video yüklediğim zaman 12 saat telefon rehin kalıyor. Gerçi hani işlem yapabiliyorsunuz ama çekmek istediğiniz zaman tabii çekemiyorsunuz. O yüzden dediğim gibi ön hazırlık yapıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Evde kendim çalıştığım için böyle arkadaşlar. Evet, bakın. Pinçik pinçik yaptık arkadaşlar. Şuradan da anlaşılıyordur değil mi? Şimdi bu böyle çıkarttık. Şimdi bir de arkadaşlar, bunun bakın şu üstteki ikinci katı var. Şurası birinci kat, bir de şunlar var bakın. Şurada şöyle şöyle, gördünüz mü? Bir de onları çıkartalım hadi. Pembe baykuşumuzun. Evet, şuradan kestiğim bir şey var bakın. Şu buradan alabilirim. Şunu yemişim orasını. Şu kısmına doku kazandırayım ben. Bazı yerlerine gerçi kazandırmışım ama. Şöyle bakın. Lütfen dokuyu böyle iki tane böyle böyle yapıp da bırakmayın. Yaptınız madem tam yapın. Dediğim gibi herkesin yaptığını yapmak istiyorsanız hemen iki günde bir resim bitirirsiniz. Ama farklı yapmak istiyorsanız arkadaşlar biraz uğraş vermeniz gerekecek. Şimdi bunu ben bir çıkartayım. Öncelikle şuradan. Çok da böyle alırken şuralardan almayın. Çünkü bize bir lazım olacak yerler. Şimdi bakın ne yapacağım. Şuradan geleceğim. Sıfır. Böyle döndüreceğim. Şuradan kopartmıyorum arkadaşlar. Bakın. Geri gelin. Şimdi şunu baz alıyorum. Görüyor musunuz? Bu tüyü baz alıyorum. Geri gelin. Buradan. Geri gelin. Geri gelin. Geri gelin. Evet. Hemen boyayalım. Bundan sonra sanırım arkadaşlar daha yavaş gideceğiz. Çünkü yaz sezonunda boşluk vardı. Oralarda güzel çalışmalar yaptık ama şimdi dersler başladığı zaman tabii ki bu rutin biraz daha aynı şekilde arkadaşlar. Az önce nasıl yaptık? Bunu da aynısını yapıyoruz. Bakın zaten tüylerin yönü belli. Beni buradan kes diyor. O yüzden şu kısmını yapmıyorum. Ters geliyor. Bu tarafı böyle ters geldiği için yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi arkasını çevireceğim. Öylesi yapacağım. Yani şu bakın. Benim kesme şeyim şu. Şöyle tüy olduğunu düşünün. Şu tüy deyin. Şu ortasındaki çizgi. Bakın. Kesme şeyim bu. Yönüm bu. Bu. Makası böyle böyle yapıyorum arkadaş. Bu taraftakini de böyle böyle yapıyorum. Görüyorsunuz siz de yaptıkça yaptığımız işin ne kadar zor, ne kadar farklı, ne kadar güzel çalışmalar olduğunu eminim farkındasınızdır. O yüzden keşke dediğim gibi gönül ister ki günde şöyle bir hemen oturalım. 3-5 resim yapalım ama olmuyor arkadaşlar. Sizin de zaten algılamanız açısından bu şey bu ritim şimdilik iyi. Bakın nasıl yapıyorum. Evet. Bunu da kenara koyalım. Şimdi arkadaşlar ondan önce bir dalımız var. Dalımızı da bir çıkartalım bakın. Şimdi resmi mahvederiz. Şimdi elimize dal kalmaz. Ana zeminleri öncelikle çıkartıyorum ben size. Şimdi devam edeceğiz sonra tüyleri. Şimdi şu dalımız var gördüğünüz gibi bakın. Ona dokusunu şöyle kazandırıyorsunuz. Bakın bu. Dalın üzerine baykuşlarımız konmuş. Sevin baykuşlarımız. Bakın. Böyle böyle dokusunu kazandırıyorsunuz. Şekline göre. Tamam mı?
böyle 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 gidiyorsunuz. Benim şurada yaptığım gibi bakın. Şu dokuya bakın. Evet, netleştiremiyorum görüntüyü. Gördünüz mü? Bu şekline göre gittim arkadaşlar. Evet. Bakın bunu çıkartırken nasıl çıkartıyorsunuz? Şuradan gelin. Buradan 0 devam edin. Buradan şöyle. Şunları biraz kalın tutun arkadaşlar. Bakın ben burada biraz kalın tuttum. Yani şu sarılarından da aldım biraz, tamam mı? Yani birebir 0'a 0 almanıza gerek yok. Azıcık şöyle kalın kesin yani şunları. Buradan 0 0 devam edin. Buradan şöyle yaprağın arkasından paylı. Şuradan paylı. Şurayı oyun. İptal edin yani şurada benim yaptığım gibi bakın. Şuraya oydum ben. Şu kısmını gördünüz mü? Buradan böyle paylı. Çünkü dal yaprağın arkasına girmiş. Buradan devam edin. Yine şu çiçeğin arkasından uzatın dalı. Buradan yine. Buradan böyle devam edin. Buradan. Şuraya oyun yine. Şurada benim yaptığım gibi. Bakın şurada. Oraya ben oymuşum. Yani şöyle. Şu. Buradan devam edin. Gelin böyle buradan. Devam et, devam et, devam et. Şöyle. Buradan bakın. Şuradan paylı yapalım. Şuradan bakın. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu baykuşların ayağının yapışması için pay bırakmam gerekiyor. O yüzden bunu ben şöyle yaptım. Bakın şurada da gördüğünüz gibi. Buradan geldim. Buradan tekrar sıfırladım. Şu ara boşluğu bakın. Buradan yine baykuşun ayağı yapışacak. Şuradan. Kanadı hatta şöyle ön tarafa gelmiş. O yüzden bunu da böyle yaptım. Buradan sıfır. Şu arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Bu. Hemen bunu boyuyorsunuz. Ben boyamadım. Şimdi onunla da vakit kaybetmek istemiyorum. Tek 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 her tarafını boyuyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Daha sonra buna form kazandıracağız. Şöyle. Bakın elimle de şöyle yapabilirim. İsterseniz cımbızla da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle. Ama elimle daha kolay geliyor. Büyük olduğu için büyük şeyleri elimle yapıyorum. Bakın biraz küçük o yüzden. Bunu da şöyle dış bükey yaptım yani. Bomba verdim. Şuraları yapabildiğiniz kadar yapın. Çünkü çok ince. Şu. Evet bakın. Gördünüz mü? Hemen form verince ışıktan bile belli oluyor formu. Evet. Bunu da bir kenara kaldıralım arkadaşlar. Şimdi pembe baykuşumuzu arkadaşlar burada güzel güzel yavaş yavaş artık şeye gelelim. Bakın şimdi bu kuyruğu yaptık. Şöyle yapayım. Şu kuyruğu yaptık. Bu kuyruğu yaptık. Sıra geldi şu küçük kanatçıklar arkadaşlar. Şimdi şuradan bakın yine aynı doku şekli böyle. Önce çizgisini çizin. Şöyle dokusunu bir kazandırın. Çizgisini çizin. Böyle çizgisini çizin. Doku. Yine burada bakın 1, 2, 3, 4 tane var. Burada da 1, 2, 3 tane var. Tamam mı? Yine bakın bu çizgisini çizin. Evet gördüğünüz gibi bakın. Çizgisini çizin. Onlar muhakkak görünüyor arkadaşlar. Görünmez demeyin. Şurada bu bir şey görünüyor. Onu yapmanıza gerek yok. 1, 2, 3, 4. 4 tane tüy var. Onu yapacağız. Şimdi bunu bir çıkartalım. Nasıl çıkartacağız? Şuradan gelin. Şu beyazdan. Buradan şöyle gelin. Şuradan. Şuradan şöyle payla arkadaşlar. Önce bir çıkartalım onu. Şuradan böyle gelelim. Bir çıkartalım şöyle. Bakın buradan ne yapacağım şimdi? Çok zor gibi görünür arkadaşlar ama çok zor değil. İnan bana çok kolay. Çok da zevklidir. Bakın şuradan döndüm dalın ucundan. Şöyle şuraya kadar geldim. Tekrar geri döndüm. Şöyle ucunu yuvarlattım yine. Bakın. Tüyün. Buradan tekrar geri geldim. Şunu şöyle yaptım. Evet. Rüzgar o kadar kuvvetli ki bambu çubuklarım birbirine çarpıyor. Evet gördünüz mü? Yine aynı şekilde aynı mantık arkadaşlar. Yine boyuyorsunuz. Önce boyuyorsunuz. Ondan sonra yine çıtlatma işlemi. Çıtlatma işlemi hep aynı yön arkadaşlar. Tüylerin çıtlatması aynı. Zaten ben buradayım diyor çıtlatmalar. Bakın yine aynı şekilde. Şuradan gelin. Bu. Buradan gelin. Bu.
çok küçük. O yüzden çok derine inmenize gerek yok çıtlatmalarda. Şuradan gelin biraz. Hemen çevirin. Bu tarafta niye yapmıyorsunuz derseniz arkadaşlar, böyle ters geliyor bana. Buradan yapması çok zor geliyor. O yüzden böyle çevirdiğiniz zaman, yaptığınız zaman çok daha kolay çıtlatırsınız. Bakın şöyle yaparsanız çok fazla çıtlatmak zorunda kalırsınız. Ama şöyle verevini yaparsanız hem az çıtlatırsanız hem tüyleriniz daha güzel görünür. Ona dikkat edin. Evet, bakın. Çok güzel. Ortaya çıktı tüylerimiz. Şöyle yapalım. Şöyle iç bükey yapalım tüylerimizi. Evet. Bunu da kenara koyalım. Şimdi sıra geldi. Şimdi biz neyi yaptık? Şu kısmı yaptık. Sıra buraya geldi arkadaşlar. Burada bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane tüy var burada. Şimdi ben bunları ayrı ayrı da yapabilirim arkadaşlar. Bakın şöyle tek tek şu tüyü mesela şuradan alırım, buradan. Bu tüyü başka bir yerden alırım, buradan yaparım. Bu tüyü başka bir yerden alırım, buradan yaparım. Bu tüyü başka bir yerden alırım, buradan yaparım. Öyle de yapabilirsiniz. Bir de şöyle yapabilirsiniz. Hepsini aynı yerden güzelce tek parça halinde de alabilirsiniz. Aslında tek tek yapsanız daha güzel olur arkadaşlar. Aynı yerden mesela şu birinciyi, üçüncüyü, beşinciyi çıkartabiliriz. Aynı yerden, tamam mı? Bir onu önce göstereyim. Dokularını bir kazandıralım. Sadece. Kapılar, pencereler çarpıyor rüzgarda. Evet, şimdi şu 1, 2, 3. Üçüncü baz aldım. Ve 5. Şöyle çizgisini çizelim yine. Unutmayın çizgisini. Dokularını kazandıralım. Şu yukarıda başka bir tüy arkadaşlar. Evet, şimdi bunu ben çıkartırken bakın nasıl çıkartacağım. Şuradan kreatuarla yapayım ki algılamanız daha iyi olsun. Bakın şu birinci tüy. Şu. Şimdi sıra geldi buna. Bakın bunun şekli buradan geliyor. Buradan böyle. Tamam mı? Şuradan kopartmayın. İkiyi yemiş oluyorsunuz yani. İkiyi iptal etmiş oluyorsunuz. Bu. Şimdi sıra geldi buna. Bakın bu tüyün devamı da buradan geliyor. Şuradan şöyle. O yüzden bunu da böyle geleceğim. Bunu da şöyle yukarıdan payla çıkartalım. Şu. Bu. Gördünüz mü? Şimdi öbür resimden, diğer resimden aradakileri alalım. 2 ile 4'ü alalım arkadaşlar. Şuradan da. Biz şimdi burada 1, 3, 5'i aldık. Yani tekli sayıları aldık. Şimdi de 2 ile 4'ü alalım. Şuradan hemen dokusunu, çizgisini kazandıralım. Evet, hemen şimdi bunu buradan böyle ikiyi, şu bakın. Buradan bunu da şurada bakın şöyle geliyor. Buradan böyle devamı varmış gibi düşünün şöyle, tamam mı? Şuradan gelin. Buradan bunu çıkarttım. Gördünüz mü? Buradan şöyle alalım yukarıdan payla olarak. Evet. Şu. Bakın. Bu. Hemen bunu arkadaşlar şimdi numara verin, tamam mı? Karıştırmamak için. Neydi şu? 1, 3, 5. Bu neydi? Şu 2, 4. Yine bu çalışma düzenimiz aynı arkadaşlar. Yine aynı şekilde kenar boyaması yapıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi örnek yapacağım. Hep aynı mantık. Önce kenar boyuyorsunuz. Zaten sonra bunları boyamayacağız arkadaşlar. Şunlar bakın yaptık ya şunları. Hep kuyrukları şunları yaptık ya. Bunları sonra boyamayacağız artık. Sadece bir tek seferde boyayacağız. Hani üstlerinden şuradan buradan beyazlı daha güzel görünüyor. Şimdi hemen bunu da göstereyim ki başka bir şeye geçebilirim. Yine boyuyoruz. Yine aynı mantık. Arkalarını niye yaptım? Karıştırmamak için yaptım. Ama siz arkadaşlar doğaçlama yapacaksanız hiç fark etmez. Bakın şu yine ortadan, şu yukarıdan gelin. Yine bakın tüy yönü önemli. Verevi zaten ben buradayım diyor. Hemen çevirdim. Bakın gördünüz mü?
Bunu alalım. Yapıştırırken bunlar birbirinin üstünde olduğu için o yüzden numara verdim. Bazen biz ne yapıyoruz? Tek seferde de yapabiliyoruz arkadaşlar. Öğrenciler, ay hocam buna kafam çalışmadı, şimdi ben onu yapamıyorum diyen öğrencilerimize zaman zaman olabiliyor arkadaşlar. Hepimiz zorlanabiliyoruz yani. Ben de sepet kursuna gittiğimde bazı şeyleri kafam almıyor yani. Sonradan çalışıyoruz ama yani sonradan algılıyoruz ama o an bir anlayamıyorsunuz. Ne bileyim, bir kafanızda başka bir şey olabilir. Yapamayabilirsiniz. Bırakın elinizden, başka bir iş yapın. Sonraki zaman yaptığınızda çok güzel algılıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bunları yine böyle. Şu. Bu. Bu. Gördünüz mü? Şu. Evet. Şimdi bunları da geçelim. Sıra geldi. Evet. Pembiş. Pembiş baykuşumuzun şu üst tüyüne. Bakın şu 1, 2, 3. Bunu tek seferde alabiliriz arkadaşlar. Şunu. Şu parçayı. Bakın burada mesela şu altta kalmış. Gördünüz mü? Bakın şu tüy üstte. Bunu da mesela bak 1, 2, 3. Şu üçünü aynı anda alabiliriz koparttırmadan. Şu üçünü alalım şimdi. Yine aynı mantık. Yine önce bir çizgisini çizelim. Sonra diyorsunuz şimdi hocam şu pencereyi kapat da diyorsunuz ama biliyorum. Evet arkadaşlar. Bakın. Şu. Şimdi bunu da çıkartırken nasıl çıkartacağız? Yine aynı şekilde. Bakın şuradan geleceğim. Yukarıdan payla geleceğim arkadaşlar. Buradan geleceğim. Şu beyazından alın, tamam mı? Şu kırmızısından almayın. Beyazından. Ben şu camı kapatayım arkadaşlar. Bir 2 dakika müsaade. Beyazı çünkü onun tüylerinin uç kısımları arkadaşlar. Yine bakın şuradan geliyorum. Buradan gelin. Bakın şuradan çıtlatma yapacağım tekrar. Buradan 0. Şuradan. Şuradan yukarıdan payla alacağım. Tamam mı? Bakın şuradan önce bir çıtlatmaları yapalım. Şu. Koparsa hiç önemli değil. Kopsun varsın arkadaşlar. Tekrar yaparsınız. Bakın şuradan. Beyazın hizasından yukarıdan şuradan payla aldım. Evet. Bakın şimdi arkadaşlar şu ucu da kaldı. Şunun bunu bilmeyenler için şuraya takıyorsunuz bunu. Sıkıştırıyorsunuz. Şimdi biz çalıştıkça arkadaşlar şu kısım gevşer her zaman. Arada şöyle yapın, sıkıştırın bunu. Bu gevşemiş. Bunu ben sıkıştırmadığım için çıktım. Evet, şuradan bir çıkartalım bunu. Yine aynı mantık, bakın gördünüz mü? Yukarı kadar çıtlattım. Şu. Yine aynı mantık. Çok zevklidir baykuş çalışması. Çok zor gibi görünür ama bittiği zaman da muhteşem olur. Benim Instagram sayfamda arkadaşlar bir baykuş çalışmam var. Bayağı bir gerilerde olması lazım. Beyaz bir baykuş. Satışı da çok güzel olur arkadaşlar. Arkadaşlar geçenlerde bir öğrencimiz, bir arkadaşımız mesaj atmış. Ben genelde böyle sorulan sorulara cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Fiyat soruyorsunuz. İşte hocam bunları biz kaça satalım? Arkadaşlar şimdi o sizin çerçevenize bağlı bir. Şimdi şu baykuş mesela yani zorluk derecesine de bağlı iki. Yani ne kadar resim zorsa fiyatı da o kadar artıyor. Benim şimdi bazen bir gravürüm oluyor. Ben bile arkadaşlar sabah akşam oturduğum halde bir gravürü 50'ye 70 İstanbul gravürlerini 3 ayda 4 ayda 5 ayda bitirdiğim oluyor. Şimdi onların fiyatları yüksek. Harıl harıl satış yapmıyorum arkadaşlar şimdi. O konuda onu da söyleyeyim. Yani sergilerde satış yapabilirsiniz. Ne bileyim işte bir yerlerde tanıtım ya da workshop ya da bir şeylerde satış yapabilirsiniz.
Fiyat, o yüzden bir fiyat veremiyorum arkadaşlar. İyi ki de sordu soruyu. İyi oldu bu soruyu hani sorması. En azından siz de bilgilenmiş olursunuz. Bakın yine aynı şekilde. Şu. Çerçeve var 20 liraya arkadaşlar metresi. Çerçeve var metresi 50 lira, 100 lira, 200 lira. Çerçeveye göre değişir. Şunu mesela bu baykuş bir A4 boyutunda. Bunun çerçevesine diyelim 80 lira gitti diyelim arkadaşlar. Ne bileyim bunu rahatlıkla bir 500'e satarsınız arkadaşlar rahatlıkla yani çerçevesiyle malzemeleriyle beraber. Görüyorsunuz yani o kadar çok detay yapıyoruz ki. Bildiğiniz gibi değil. Görüyorsunuz yani. İşte diyorum ya ondan hep üzüntü duyuyorum. Sergilerde geliyorlar şimdi. İki bayan. Aa diyor. Bizim komşu bu şeye gidiyor diyor. Bakın şurada bir tek bir şey kaldı. Tek bir kanat kaldı, tüy kaldı. Onu da yapalım. Bizim diyor işte diyor Ayşe Hanım, Fatma Hanım gidiyor bu kursa diyor. Bir, öbür de diyor ki ay biliyorum biliyorum diyor. Kesip kesip yapıştırıyorlar diyor. Allah Allah. Ben de seslenmem genelde çok hani hoca olduğum hiç söylemem. Sorarlarsa söylerim. Bakın bu tüy şuraya kadar uzamış arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu tüy şuradan paylı gelin. 0 0 0 şuradan şöyle tek parça halinde alacağız tamam mı? Bunu. Hiç de öyle kesip kesip yapıştırmıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Yani ben hangi sanat dolu olursa olsun ya da hangi zanaat olursa olsun arkadaşlar çok zor. Hepsi birbirinden zor. Gerçekten öyle. Başına geçmeyince insanlara konuşması çok kolay geliyor. Hadi otur bakalım yap dediğin zaman ne olacak canım ben onu yaparım diyor. Vaktim yok diyor. İşte bunlar arkadaşlar bir vakit ayırmak bile bir mesele bir işe. Yine aynı şekilde yapıyorum görüyorsunuz. Bakın. Şimdi şu tarafını da çevirelim. Şöyle yapalım. Üzülüyorum açıkçası yani. Kendim için çok şey değilim ama hani öğrencilerim için ya da diğer bütün meslek dallarındaki kurslar için hiç öyle yapmıyorsunuz. Kolay değil arkadaşlar. Evet şimdi bakın bu taraftaki tüyü bitirdik. Bir de bir şey göstereceğim arkadaşlar. Benim işte yapamayan öğrencilerim olduğu zaman bakın şu hani dedim ya 1 3 5 aldık. Bir de şöyle yapım var. Onu da göstereyim size. Şimdi dokusunu kazandırdığınız farz edin. Şimdi bunu bir çıkartalım arkadaşlar şuradan. Bu da kolay yolu. Bu da güzel görünüyor. Bu da çok güzel şık duruyor. Bakın. Ne yapacağım şimdi? Şuradan geliyorum yine aynı şekilde. Buradan geliyorum. Bakın yukarı şöyle çıkıyorum. Şunun hizasına bakın. Şu tüy böyle kaldı. Gördünüz mü? Bu tüyü şöyle düzeltiyorum. Şöyle kıvama, sivriliğini aldım. Yine ucundan. Aynı şekilde şuradan çıkıyorum. Yine aynı şekilde şuraya aldım. Arkasından göstereceğim. Bakın şu kenardan gidiyorum. Şöyle aldım. Şöyle gidiyorum. Bunu siz boyadığınız ve şey yaptığınız zaman bakın nasıl oldu arkası gördünüz mü? Şu. Yine tüy kıvamına geliyor arkadaşlar. Bakın şu sivrilikleri aldığınız zaman aynı şekilde aynı şeyi veriyor size. Aynı havayı veriyor. Bakın yine aynı şekilde şimdi göstereceğim. Boyadık farz edelim. Onunla vakit kaybetmeyelim. Yine aynı şekilde bakın. Şuradan başlayın. Doğaçlama yapan arkadaşlarımız için böyle de kullanabilirsiniz. Biz de doğaçlama yapacağız ama biraz önce dediğim gibi önce ön şeyini bir gösterelim. Hemen çevirin. Bakın şu kısmı. Bu makasın ucunu şuralarda daha kısa tutun. Uzun tuttuğunuz zaman kopar arkadaşlar. Kopsa bile farz edelim koptu. Oraya ayrı bir tüy, tek bir tüy kesip yapıştırabiliriz. Hocam size bakarken yapması çok kolay geliyor da başına geçince çok zor diyor öğrenciler. Yaptıkça size de kolay gelecek arkadaşlar. Bakın. Yine de böyle yaptık. Şöyle.
Bakın şu. Gördünüz mü? Yine tüy formunu aldı arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüşürüz başka videoda.